Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin, Atatürk ilkelerinin ve çağdaş değerlerinin çizdiği bir kavganın öncülerindendi. Gazeteciliğin, halkın sağlıklı bilgi alma, kamuoyunun özgürce oluşmasına katkı verme sorumluluğunu taşımak olduğuna inandı. Yaşamı boyunca bunun kavgasını verdi. Gazeteciliği, medya patronlarının ihale takipçiliğine, bürokrasi maymuncukluğuna indirgeyen genel yayın yönetmenlerinin, mesleği itibarsızlaştıran sabıkalı sahtekarların, sermayenin dolma kalemlerinin korkulu rüyasıydı. Demokratik düzeni çürüten, halkı kömüren tarikat, siyaset, ticaret sarmalını, hazineyi soyan hayali ihracatçıları, silah kaçakçılarını, iktidar sahiplerince kullanan mafya düzeninin gerçek yüzünü halka sundu. Birbirinin zıttı politik söylem aktörlerinin arkasındaki aynı merkezleri teşhir etti. Türkiye'nin kuruluş, varoluş felsefesinin simge isminin katledilişinin üzerinden geçen 23 yılda yaşananlara baktığımızda etnik ve mezhepsel bir cehennem için sürüklenen ülkemizi gördükçe Uğur Mumcu niçin hedef seçildiğini daha iyi anlamaktayız. Dönem hangi siyasi partiye oy verirse versin gidip o seçmenin, o vatandaşın elini sıkacağımız, halini, hatırını soracağımız, bilgilendirme notunu güzel bir Türkçe ile eline vereceğimiz ve onun yanından güzellikle ayrılacağımız bir dönemdir. Azim ve kararlılıkla bu süreci hep birlikte aşacağız. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Hanımlarıma teşekkür ediyorum. Gelen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son bir söz olarak şunu belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaptığımız 24 Ocak'ta henüz Uğur Mumcu katledilmeden önce dünyaya gelmemiş yahut sonradan dünyaya gelmiş arkadaşların da burada olduğunu belirtmiştik. Bugün bu sayı biraz daha arttı. Burada o katillere sesleniyorum. O katillerin siyasal uzantılarına da sesleniyorum. Fikirleri asla öldüremezsiniz. Bugün bir Uğur Mumcu gider, bir Uğur Mumcu gelir. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.